MC World ölçü kontrol ve otomasyon sistemleri fuarımızın bir diğer destekçisi ve katılımcısı Beizen markasıyla Osman Keçeli ile birlikteyiz. Osman Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle desteğiniz için, katılımınız için çok teşekkürler. MC World fuarının var olması için gerçekten sizin desteklerinize çok ihtiyacımız vardı. Bu sayede de bir başarı elde etmeye çalıştık açıkçası. Sizin görüşleriniz nelerdir? Fuarımız neler yaşattı size, neler gözlemlediniz? Memnuniyetle paylaşayım. Öncelikle biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Böyle bir fuar organizasyonu organize ettiğiniz için. Biliyorsunuz uzun yıllardır aslında fuarlara katılmıyoruz ama bu sizin fuarınız gerçekten hani kendi aralarımızda diğer standtaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tam bir aslında butik bir şey oldu, fuar oldu. Katılımcıların hepsi yani birbiriyle alakalı yani tabiri caizse şimdi biz proses otomasyon firmasıyız. Yani etrafta bir şey görmüyoruz. Hani robotik firmaları ya da ne bileyim mekanik otomasyon gibi firmalar, bina otomasyonu gibi şeyler görmüyoruz. Genel bir şey altında değil, proses altında olması gerçekten bizi mutlu etti. Ve ilk yıl olmasına rağmen güzel bir organizasyon oldu. İlk gün müşteri portföyümüz hani çok olmasa da dün inanılmaz bir şekilde güzel geçti. Ben bugün çok verim bekliyordum aslında ama hani kötü değil ama hani düne göre daha çok bekliyordum. Belki cumartesi günü yarın çok daha iyi geçecektir şeyimiz, fuarımız. Yani benim acizane fikrim fuarı yani 4 gün, 3 gün yapılması daha şey olur. 4 gün çoğu insan aralarında da konuşuyor. Ben de aynı fikirdeyim. 3 gün olarak yapılması şeydir. Daha iyi olacağını düşünüyoruz yani. Tabii ki. Bu yani sizin için yani perşembe, cuma, cumartesi olabilir ya da çarşamba, perşembe, cuma hafta sonu hani tercih eder misiniz, etmez misiniz onu bilmiyorum ama genel olarak yani gelen katılımcılar da eski fuarlardan ben hatırlıyorum. Çok kalabalık oluyordu ama hani tabii ki kuru kalabalık dediğimde hep öğrenci gelip katalogları toplayıp gidiyordu. Yani burada mesela bu şeyde hiç öğrenci gelmedi. Hep ilgili kişilerle muhatap olduk. İşin uzmanlarıyla, gerçekten projesi olanlarla, bunlarla bir diyalog içerisinde olduk. O yüzden hani benim için hani bu fuarın şeyi gayet güzel oldu yani. Diğer firmaları da aslında aramızda görmek isteriz yani. Diğer firmalara da buradan mesajım olsun. Diğer otomasyon firmalarda iştirak ederlerse kendileri için de zaten yani gelip bütün proses otomasyon firmalarının buraya katılması çok daha verimli olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bu arada katılamayan, ziyaret gösteremeyen markalarımız için hangi ürünleri sergilediniz? Yokogawa'nın ve Eurosense'in ürün gruplarını burada sergilediği kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Eurosense ve Weizen firması aslında iki ayrı firma. Birbiriyle yani kan bağı legal olarak birbiriyle şey olmayan ama birbiriyle partner olarak çalışan iki firmayız. İki firmamız da Yokogawa'nın bayisiyiz. Eurosense firması Adana bölgesinden sorumlu. Komple Adana bölgesinin bayisi. Weizen firması Yokogawa'nın sektörel bayisi. Birkaç sektörde. Weizen'in onları da ekleyeceğim. Yokogawa'dan sektörel demiştim. İşte ilaç, gıda, enerji sektöründen sorumlu temel olarak. Bunun dışında Yokogawa firması getirdiğimiz projelerde de bağımsız olarak yani sektörde bağımsız olarak desteğini bize veriyor. Weizen'in birkaç mümessizlikleri daha var. Biz zaten yani şey olarak Yokogawa'nın bayisiyiz aslında. Ben hani kategori olarak ayırıyorum diğerlerini. Yokogawa'nın bayisi diğer firmaların Türkiye temsilcisi. Bu firmalar nedir? Şurada görmüş olduğunuz Doş firması, Doş Alman firması. Farklı basınç elemanları üreten bir firma. Gazların ve sıvıların ölçümünde kullanılan değişik akış, farklı basınç elemanları. Bir başka firmanın daha mümessizliği Alman firması. O da AS Schneider firması. O da manifold firması. İki yollu manifold, üç yollu manifoldlar, işte sifonlar, mekanik aksamlar üreten bir firma. Onları hani bu fuar için ilk son anda katılım için sergileme şansımız olmadı. Bir firmamız daha var. SKI firması. O da Alman firması. Sadece anıbar üretiyor. Anıbar üzerine uzmanlaşmış bir firma. Onların şeyi var. Bir de bir General Construction firması var. Hintli bir firma. Bunun da hani Türkiye'ye temsilciyiz ama Hintli firma olduğu için normal ilk şeyimiz Avrupa firmalarla şeye gitmek, ilerlemek. Hani firmalar ucuz versiyon tercih ettiği zaman bu firmalarla gidiyoruz. Hani benim de tercih sebebim Avrupa firmalarla iyi bir şekilde gidebilmek. Ürün portföyüm şimdilik bu kadar şey olarak çok yani. Çok teşekkürler desteğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür umarım ediyoruz. Umarım hep birlikte önümüzdeki yıllarda daha başarılı. İnşallah. Olarak. Hedefimiz o zaten yani. Daha erken bir katılımla, daha aktif bir standla, belki daha büyük bir standla inşallah senede katılımımızı sürdürürüz. İlk fuarlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.